Günaydın. Uyandık. Şimdi ünitede bir o yana bir bu yana. Burada durmayı aşırı seviyor, bayılıyor. Şurada modem var. Modeme gitmeye çalışıyor şu anda olduğu gibi. Olmaz anne. Olmaz bir tane. Kızım bak, o bozulursa baba bir daha almaz. Hadi git televizyonu aç. Bütün gün böyleyim ya. Ağlamak istiyorum. Kahvaltısını yaptırdım. Ben daha bir şey yemedim. Emzirmeyi bıraktığımdan beri pek fazla sabahları yemek, kahvaltı yapmıyorum. Ben zaten çok fazla böyle sabahları erken saatte uyandığım gibi pek yemek istemiyorum. Emzirirken tabii ki yemeye çalışıyordum sabahları mutlaka. Ama özlemişim yani, yemiyorum. Gel buraya. Öyle yani. Biraz da markete gideceğiz. Asya'nın sütü bitti. Süt almamız gerekiyor. Bir de ucuzluk pazarı, böyle bir milyoncu gibi bir yer var. Oraya gideceğim. Öyle dolaşırız. Asya'yı yerleştirdik yerine. Ayağımda süpürge takılıyor. Süpürge yapmıştım sabah. Daha kaldırmadım onu. Onu kaldıracağım. Ay. Paralarımız burada mı, bir bakalım. Çıktık, gidiyoruz. Aşırı rüzgar var. Böyle bir kapalı gibi bir. Şimdi güneş çıktı da değişik bir hava var. Dün yağacak zannettim, aşırı kötüydü ama yağmadı. Gidiyoruz. Neler vardı mı aşkım? Sütümüzü içtik. Araba aldım ona. Böyle küçük arabalardan. Arabalarla oynamayı seviyor. Güzel mi anneciğim? Düt düt yap. Tamam, düt düt yap bakayım. Düt düt yap. Hadi anneciğim, düt düt. Düt düt. Düt. Isırırım seni. Aferin kızıma benim ya. Asya'yı uyutamadım. Uyumadı çünkü arabalarını verdim. Oynamak istedi, uyumak istemedi. Aslında yanlış yaptım. Daha sonra vermeliydim ama neyse, oynasın. Ben şimdi size aldıklarımı göstereyim. Çok bir şey almadım. Birkaç parça bir şey. Bim'e gittim. Bir de başka bir markete gittim. Bim'den böyle bir tane ıslak mendil aldım. Bunu Asya'ya kullanmıyorum, söyleyeyim. Bazen soruyorsunuz Asya'yı mı kullanıyorsun falan diye. Yok, Asya'yı kullanmıyorum. Yani elimin altında dursun diye öyle bir tane ondan aldım. Çiğ köfte aldım bir tane. Normalde oradan çiğ köfte almam ama bilmiyorum, görünce canım çekti. Burada da böyle düzgün satan bir yer yok hani, yani çok güvenemiyorum bu yüzden. Buradan almıyorum o yüzden. Yani bir nebze de olsa iyi de diye düşünüp bundan aldım. Sonra diğer marketten bir tane süt aldım. Buzdolabı poşeti aldım bir tane. Küçük boy, bitmişti. Sonra yeni çıkmış Ülker Çokomel lokmalık marshmallow diyor. Çok merak ettim. Hindistan cevizini çok severim çünkü Hindistan cevizli her şeyi çok severim. O yüzden bundan aldım, deneyeceğim. Bu da yeni çıkmış. Benim onun kırmızı meyveli bisküvisi. Bunu da çok merak ettim. Şöyle bir tane de dereotu aldım. Bugün kabak yemeği yapacağım. Böyle bol dereotlu, canım istedi. Bugün ondan yapacağım. Asya çok şükür uyudu. Bir saat rötarımız var ama olsun. Geç yatırdığım zaman biraz daha fazla uyuyor. İnşallah biraz uyur. Ben de işlerimi yaparım. Makineye şey attım, nevresimleri atmıştım. Belki durmuştur, onlara bakacağım. Haftada iki kere değiştirmeye çalışıyorum nevresimleri. Onlara asarım. Bir de Asya'yı nasıl uyuttuğumu soruyorsunuz. Vallahi nasıl uyutuyorum? Uzun süredir vallahi beşiğine yatıyorum ve kendi başına uyuyor. Odasına geçtiğinden beri. Tavşanını veriyorum. Çıkıyorum odadan. Tabii ki dinliyorum. Arada gidiyorum, bakıyorum. Kısa bir sürede dağılmış oluyor. Asya'yı
Bu şekilde uyutmaya ne zaman başladım? Daha bizim odamızdayken akşam yanıma alıyordum kendi yatağımıza. Battaniyesini veriyordum. Döne döne uyuyordu. Ama böyle bayağı bir vaktimi alıyordu. Yarım saat, bir saat falan sürüyordu. Ama o süre zamanla daha çok daha kısalıyor. Nasıl uyuması gerektiğini öğreniyor. Odasına geçirdiğinden beri her şey daha kolay oldu. Daha çabuk adapte oldu. Aslında böyle bireysel takılmayı seven bir çocuk. O yüzden çok çabuk adapte oldu. O yüzden çok mutluyum. Kendi kendine uyumasına gerçekten. Yani sallamak falan. Yani hem onun için bence hoş bir şey değil, hem bizim için değil. Böyle çok rahat. Asya kuş uyandı. Günaydın. Ben şimdi ona öğle yemeği hazırlıyorum. Patates haşladım. Onu soyacağım. Güzelce ezeceğim. Sonra bir tavada yağ kavuracağım. Üstüne soğan, salça, onları da kavuracağım. Sonra patates ekleyeceğim üstüne. Böyle hani patatesli börek yapar gibi. Hani öyle bir şey yapacağım. Yoğurtla yiyecek. Onu ben de çok seviyorum. Arada ben de yapar yerim yani. Bayağı seviyorum. Onu yiyeceğiz yani. Soğanlarımı kavurdum. Şu kaşıkla da domates salçası koydum. Şimdi bunu kokusu çıkana kadar kavuracağım ve patatesleri ekleyeceğim. Patatesini ne oldu bir tanem? Patatese bir de birazcık tuz ekledim baharat olarak. O kadar başka bir şey koymadım. Bize afiyet olsun. Ne yapıyor anne? Hadi sen de koy. Düştü. Gitti. Şimdi sen mi diziyorsun? Gel. Dizelim gel. Aslı kuş keyif yapıyor. Ben de şimdi çamaşır yıkayacağım. Doldurdum çamaşırlarımı. Deterjanlarını koyup yıkayacağım. Beyazlar yıkansın. Sonra bir makine daha açacağım. Bugün çamaşır işim var yani. Mis gibi oldu benim kızım. Topuzumuz nasıl? Teşekkür ederim ama sen çok tatlı oldun anneciğim. Mis gibi oldun annem. Öpücük ver anneye. Öpücük yok mu anne? Topuzunu yedim. Mama yiyelim mi şimdi? Acıkmışızdır suda, değil mi? Mama yapsın mı anne? Asya mama yapsın mı anne? Teşekkür ederim. Damlıyor bir tanem. Böyle yapalım, dur. Ayaklar. Yerim. Düt düt. Ben şimdi akşam yemeğine giriştim. Kabak yemeği yapacağımı söylemiştim. Son anda kıyma da koymak istedim içine. Kıymamı çıkarttım. Kabaklarımı doğradım. Dörde kestim. Havuç da doğradım. Havuç da koyacağım. Aslında makarna yapmayacaktım. Ama canım istedi. Bilmiyorum. Spagettiyle güzel olur diye düşündüm. Suyumu da koydum. Isınıyor. Bir de yanına makarna yapacağım güzelce.
Dolapta biraz dün tavuk suyuna çorba yapmıştım ama o da çok az. Bilmiyorum, belki Sedat yer onu. Şimdi ben buna salçalarını ekleyeyim. Kıymamı kavurdum. Sonra bir tatlı kaşığı biber salçası ekledim. Bir yemek kaşığı kadar da domates salçası ekledim. Bunları da güzelce kavuracağım. Sıcak su koymayı unuttum. Kabakları koymadan önce havuçlarımı kavurdum bir süre. En sonunda kabakları ekledim. Şimdi bunu da biraz karıştıracağım, kavuracağım. Baharatlarını koyacağım. Çok fazla asabileceği için baharat koymam. Çok az karabiber koyarım. Belki çok az kırmızı biber. Tuz. Sonra da pişmeye bırakacağım. Neyse, ezilmesinler. Ay, bu onun kapağı. Yemeğim pişti. Şimdi altını kapattım. Bir 5 dakika falan dinlensin. Üzerine dereotunu ekleyeceğim. Yine biraz dinlendireceğim. Sedat'ın gelmesine de bir yarım saat var. Sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Çok acıktım. Bu da yemeğimin son hali. Nefis kokuyor. Tur tanesi kolundan. Gel. Hadi gel, yürüyelim. Gel bakalım. Kız, burma. Kız dur, bu tarafa git. Gel. Oraya girmek istemiyor nedense. Tamam gel. Tamam, tamam gel. Girmiyoruz salona. Tamam, hadi gel. Gel. Baba. Sedat işten geldi. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Böyle hazırladım. Üstüne koydum makarnanın, canım öyle istedi. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Aslı şimdi ikinci uykusuna yattı. Biraz geç kaldı gerçi. Çünkü öğlen de geç yattığı için. Bu saate sarktı. Yani yarım saat uyuması gerekiyor. Uyumadığı zaman daha kötü oluyor. Yatırdım ben de. Uyuyor. Uyanacak ama tekrar. Öyle, bugün de böyle geçti. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.